Evet, Sorpu Sorcu kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Bugün yine size muhteşem konularla geldik. Hep çok merak ettiğiniz şeyler, hep öğrenmek istediğiniz şeyler. Bunlar hakkında size detaylı bilgi vereceğiz. Bugünkü konumuz ne olsun? Bugün konumuz şu olsun. Yem çok soruyorsunuz bana. Abi şu yaşta kuşum var ne yedireyim? Bu yaşta kuşum var ne yedireyim diye. Bununla ilgili detaylı bir video atacağım. Bu çünkü çok soruluyor ki sizi buna yönlendirelim diye. Ee, siz de kendiniz işte açık yemciniz varsa yemcinizden yoksa internet üzerinden alıp kuşlarınızın yaşlarına, aylarına göre e, yemlerini hazırlayın diye. Ee, burada kesiyorum. Hemen detaylı yemlerimizi hazırlayıp tekrar dönelim. Evet arkadaşlar videomuzun devamı. Ben şimdi buraya kullandığım yemlerin hepsini çıkardım. Ee, özellikle mineral blokları da çıkarttım. Ee, onları da görün diye açacağım onları da. Bu arada mavişim, şuradan sen. Evet aşkım. Hadi buradan ye. Evet. Bunları da açacağım. Ee, tek tek neler olduğunu anlatacağım size. Arkadaşlar şimdi dedik ki kuşların yaşlarına, aylarına göre yem vermeliyiz. Kuşlar yaklaşık bir ay olduğunda yem kırmaya başlıyor kuşlarımız. Ee, yem kırdığında vereceğimiz yem, ilk olarak biz onları dal darı ile alıştırıyoruz. Özellikle de kızıl dal seçiyoruz çünkü kızıl dal darının onlara faydaları daha çok ve taneleri biraz daha e, ufak olduğu için daha rahat kırıyorlar ve yem kırmayı bununla öğreniyorlar. Bunları artık tüketmeye başladılarsa, e, tüketmeye başladılarsa. Sonrasında muhabbet yemi veriyoruz. Yemliklerine muhabbet yemi dolduruyoruz ama daldarıya yine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi daldarı bu. Soruyor arkadaşlarım daldarı nedir diye. Bu arkadaşlar ben bütün kuşlarıma kızıl daldarı veriyorum. Beyazını vermiyorum. Ee, bununla başlıyorlar. Bunu büyükler de yetişkinler de çok seviyor. Gördüğünüz gibi yetişkinler de çok seviyor. Maviş zaten hayranı daldarının. Elimizde yiyor gördüğünüz gibi. İlk e, bir aylıkken yeme düştüğünde bununla başlıyoruz ve sonrasında gördüğünüz gibi içinde kanarya yeminin de olduğu, muhabbet yeminin e, olduğu, aktarının olduğu yemler alıyoruz. İçine karışık muhabbet e, kuşu yemi de ekleyebilirsiniz. Bunların da e, taneleri ufak ve yumuşak olduğu için bunları da küçükken daha rahat kırıyorlar. Gördüğünüz gibi mavişin yemediği şey yok obur maviş. Sonrasında e, tabii o küçükken onların içine şunu da ekleyebilirsiniz çok merak ederek sorduğunuz şey sağlık tohumu arkadaşlar İçinde yabani bitkilerin kuşlara faydalı olan bitkilerin tohumlarının karışımı var buna sağlık tohumu diyoruz biz sağlıklar için çok faydalı tohumlar bunlar. Ee, özellikle yem kırmaya başladığında bunu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu artı ayrıca kuşlarıma, e, yem kaplarına ayrıca tekrar kafeslerine takıyorum. Bunu sürekli tüketiyorlar. Yani sadece kuru değil, sadece mama değil. Sağlık tohumunu sürekli tüketiyorlar arkadaşlar. Bakın maviş gene geldi. Yemleri o test edecek arkadaşlar. O yüzden mavişin... Şöyle yakından göstereyim size. Aşkım beni değil, beni değil bunları ye hadi. Heh, görsünler bak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maviş çok sağlıklı bir şekilde bu yemleri tüketiyor. Çok da severek tüketiyor. İçindeki her şeye bayılıyor. Yani bunu yemeyecek kuş yok. Kanaryasından tutun muhabbet kuşu, papağan. Bunların hepsi bu sağlık tohumunu tüketiyor güvercin özellikle güvercinlere de çok veriyorlar. Direkt kursaklarına sıkıyorlar yavrularken. Çünkü o kadar faydalı tohumlar var ki içlerinde. Gördüğünüz gibi Maviş bunu da test etti. Ve sonrasında arkadaşlar ben 3 aya kadar dediğim gibi bunlarla besliyorum. Gel Mavişçiğim, şöyle alayım seni. Sen biraz şurada dallarıya. Evet. 3 aydan sonra da arkadaşlar Şöyle bir karışım yapıyorum ben. Bunu kendim yapıyorum. Benim yemcimde arkadaşlar bunların hepsi ayrı ayrı açık açık var. İçinde neler olduğunu size anlatacağım. Gramajlarını anlatacağım. Ne kadar hangisinden kullanıyorum. Bunları anlatacağım. Ondan önce... Ee, şu bana en çok gelen sorulardan mineral blok soruları. Bakın kutusunu açıyorum arkadaşlar. Üzerinde fiyatı da yazıyor. Bu blok 15 liraya almışız. Bu tuğla gibi olan blok. Bu da 15 lira arkadaşlar. Bu da tabak şeklinde olan blok. Şöyle yakından göstereyim. Siz de eğer yemcilerinizde yoksa internet üzerinden alabilirsiniz. Şöyle göstereyim buradan. Ee yazılarını görüyorsanız net. O yüzden yakın çekim yapıyorum şu anda. Bunlardan siz de alın. Şimdi bir açalım önce. Mavişim in şuraya aşkım. Sen in. Heh, evet. Şöyle açalım. Bakın arkadaşlar. Bu tuğla olan blok. Gördüğünüz gibi. Tuğla olan, olan blok bu. Bunu ben ya bütün koyuyorum böyle kafesin içine. Ya da Boşalan bu kaplara, bunun kaplarının içine kırıyorum. Kuşlarımızın en çok e, tüketmesi gereken şeyler. Bunu sadece yavru için ya da yumurta için değil. Kalsiyum oranı çok yüksek. Vitamin oranı çok yüksek. E, mineral oranı da çok yüksek. Yani bütün kuşlara bunu muhakkak verelim. Mavişçim gel. Yaramaz Maviş. İn şuraya. Evet. Şimdi diğerini açacağım arkadaşlar. Diğer mineral bloğumuz da böyle. Bakın onun tabağın içine koyulmuş hali arkadaşlar. Sadece e, bu bunun taneleri biraz daha sert diğerine göre. E, bunu biraz daha yavaş tüketiyorlar o yüzden. Sanırım zor kırıyorlar. Ama yine aynı işi görüyor arkadaşlar. Yani bundan da bulursanız alın. Bu yoksa öbüründen de alabilirsiniz dediğim gibi. Markalarını şöyle gösteriyorum tekrar. Gördüğünüz gibi bu tabak olan bu da tuğla şeklinde olan arkadaşlar. Benim aldığım yer 15 liraya satıyor. Belki daha uygun da bulabilirsiniz. Şimdi özellikle sağlık tohumu tekrar göstereyim. Sağlık tohumumuz bu. Nasıl bir şey diye soran çok oluyor. İçinde yabani bitkilerin tohumları var. Kuşlarımıza faydalı olan tohumlar. Gördüğünüz gibi. Gel aşkım onu değil sen poşetini boş ver. Sen şunu ye ya. Bak burada çok güzel tohum var. Şimdi asıl konumuz şu arkadaşlar. 3 aydan sonra. Kuşlarımıza vermemiz gereken ee, tohumlar. Özellikle üretim için olan ayrı. Sadece tek bakıyorsak ayrı. Ee, özellikle mesela ishal oldukları dönemde yedirdiklerimiz ayrı. Benim genel yemin bu. İçinde neler var size söyleyeyim. Aspur, aspir, e, kenevir tohumu, muhabbet kuşu karışık yem, çedene. Bunları ben muhakkak e, her yemime karıştırıyorum. Ve kızıldarı. Yani şu Gördüğümüz dal darının tane hali. Bunları hepsine karıştırıyorum. Ve hazır biliyorsunuz bizim e, üretim kafesimizin kendi 5 kiloluk haznesi olduğu için karışık şekilde dolduruyorum. Onlar o 5 kiloyu bir haftada falan tüketiyor. Çok severek yiyorlar. Yani ayıkladıkları şey bunun içinde yok. Birçoğu diyor ki abi biz şu yemi aldık. E, ama bizimkiler ayıklıyor. Hep döküyor saçıyor akıllı yemliğe dolduruyoruz. Yemeden atıyorlar diyorlar. Ee, her kuşun özellikle tercih ettiği yem tanesi var arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim. Sevmedikleri şeyi koymayalım. Güzel tüketsinler, güzel beslensinler. Ee, sağlıklı olsunlar. O yüzden. Şimdi bunların oranlarını söyleyeyim. Ben özellikle üretimde olan kuşlarıma yani eşli olan kuşlarıma keneviri biraz daha bol veriyorum. Hem kızışmaları açısından iyi oluyor. Hem de yüksek oranda protein desteği oluyor onlar için ve vitamin desteği. Kenevir biraz daha bol. Biraz içine muhabbet kuşu yemi, aspur, aspir, çedene bunları koyuyorum sonrasında. Bakın bunların hepsini tüketiyor gördüğünüz gibi. Mavişin burada yemediği hiçbir şey yok. Hepsini severek tüketiyor. Oranlarını söyleyeyim. Ben 5 kilo üzerinden yapıyorum. 5 kilo e, yem için özellikle 2 kilo kenevir tohumu koyuyorum. E, 1 kilo karışık muhabbet yemi koyuyorum. Yarım kilo kızıl daldarı koyuyorum içine. E, ne kadar yaptı? 2, 3, üç, 3,5 üç yaptı. Gerisini de aspur, aspir, pardon 3,5, yarım kilo çedene koyuyorum. 4. 1 kiloyu da aspur, aspir ve diğer e, şeylerle karıştırıyorum. Bunun içine e, pirinç de koyuyorum. Kırık pirinç arkadaşlar. Küçük olan pirinçler. Pirinci niye koyuyorum? Özellikle biliyorsunuz Forpus papağanının dışkısı biraz daha sulu oluyor. Genelde çişle beraber yaptığı için o. Hani birçoğu da ishal mi diye kuşum korkuyor ama aslında öyle değil. Birlikte yaptığı zaman biraz daha sulu oluyor. Ama yine de İshal tehlikesine karşı ki biliyorsunuz ishal onlar için aslında ölümcül. Eğer atlatamazsa onu ishali kuşlarımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Maviş buraları hep dağıttın ya. Neyse. Ee, o yüzden pirinç koyuyorum. Pirinç onların e, hem dışkılarını katılaştırıyor biraz daha hem de ishal olmalarını önlüyor arkadaşlar. Bunun içinde de var tanelere. Şuradan bakalım bir tane yakalayabilirsek gördüğünüz gibi kırık pirinç arkadaşlar. Küçük böyle kuşların yiyebileceği kıvamda kırılmış. Taneleri görüyorsunuz. Bakın Maviş elimden aldı bile. Maviş ben onu gösteriyordum ya. Maviş sen benim aldığım her şeyi yiyecek misin böyle? Bak al bunu da ye gel. Gördüğünüz gibi kenevir tohumunu da yedi. Maviş'in yemediği şey yok. Arkadaşlar onlara sevdikleri gıdaları verelim. Sevdikleri yemleri verelim. Sağlıklı olanları. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken birkaç konu var. Onu size ben söyleyeyim şimdi arkadaşlar. Forpus papağanına birçok arkadaşım ee, şu karışımın içine çekirdek ekliyormuş. Çekirdek Forpus papağanın çok sevdiği bir gıda. Fakat onlara çok zararlı olan bir gıda. Nedir zararı? Papağan bu. Genelde papağanlar çekirdek yiyor. Abi nasıl zararı olur falan diyorlar. Arkadaşlar çekirdek yağ oranı çok yüksek olan bir gıda. O yüzden onlarda hem aşırı yağlanma hem karaciğer yağlanması yapıyor. Aslında çok da bir faydası yok onlar için. O yüzden ben hiçbir yemime çekirdek karıştırmıyorum ee, bazı takipçilerimiz hatta bir tanesiyle geçen akşam mesajlaştık ee, çekirdeği çok seviyor diye çekirdek yediriyor ve yedirdiği çekirdek normal bizim marketten aldığımız çekirdekler iri taneli ve bol tuzlu olanlar arkadaşlar bu hayvanlara tuz ve şeker çok zararlı ee, nasıl zararlı onların sağlığının çok çabuk bozulmasını sağlıyor Özellikle sizin e, yediğiniz çekirdeği yiyor tabii ki çok keyifle yiyor. Biz de bazen yerken geliyor. Ben mesela mavişi götürüp yerine koyuyorum. Neden? Tuzu da çok seviyor hayvan. E, o çekirdeğin kabuğunu önce yalıyor, sonra kırıyor, içini yiyor. Hem tuz oranını çok yüksek alıyor, hem yağ oranını. O yüzden benim tavsiyem arkadaşlar veren çok arkadaşım var. E, lütfen çekirdek vermeyin. Şunlar, şurada gördüğünüz taneler, bu tohumlar, onlara faydalı tohumlar ama çekirdek zararlı arkadaşlar. Buna dikkat edelim, özellikle ee, çekirdeksiz daha güzel besleniyorlar. Böyle alıştırırsak, elimizden de yem yiyorlar. Yani bizim verdiğimiz onun sevdiği her şeyi verebiliriz arkadaşlar. Bakın gelir, hemen alır benim verdiğim şeyi. Maviş, al kızım. Yem karışımımız böyle arkadaşlar. Oranlarınızı söyledim. Ha, e, benim yaptığım 5 kiloluk yeme ben üretim kafesine koyduğum e, yemler bunlar. Onlar sürekli yumurtluyor diye, kızışsınlar diye. Keneviri yüksek tutuyorum. Eğer tek bakıyorsanız ya da e, üretim yapmıyorsanız keneviri bu kadar çok fazla koymanıza gerek yok. Çünkü kenevir hayvanı kızıştırıyor. Eğer eşi yoksa... Ee, boş boş kızgınlık yumurtası dökmesini sağlıyor. Ee, buna gerek yok arkadaşlar, o hayvanı yoruyor biraz. Ee, o yüzden siz oranını ona göre ayarlayabilirsiniz. Eğer üretim varsa kenevir tohumu daha yüksek. Üretim yoksa kenevir tohumunu azaltıp diğer karışımı dediğimiz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hep merak ettiğiniz konulardı bunlar, hep soruyordunuz bana. Yem karışımımız nasıl olsun diye. Ve şu mineral biliyorum ben daha önce çekmeme rağmen özellikle hala soran var. Sanırım videoları izlemeden e, soruyorlar. Özellikle daha detaylı çekmek istedim. Bakın tuğla gibi olan bu. Diğeri de tabaklı olan. İkisi de aynı sadece tuğla gibi olan biraz daha yumuşak dediğim gibi. Yumuşak olduğu için biraz daha rahat kırıyorlar. Ama ben onu tuğla gibi kafese bıraktığım zaman... Ee, yarısı ziyan oluyor. Neden ziyan oluyor arkadaşlar? Sürekli yedikleri için parçalıyorlar ve ızgaradan alta dökülüyor ve çöp oluyor. Öyle yapmayın. Ben de ilk zamanlar öyle yapıyordum. Şimdi alıp bunu kırıyorum. Birkaç parçaya bölüp şu tabakların içine koyuyorum. Ya da ufalayıp koyuyorum. Kırıp. Ee, yine aynısı zaten. Yumuşak. Çok rahat yedikleri bir şey. Bakın maviş poşeti delip yemek istiyor şu an ama onu vermeyeceğim. Çünkü onun kafesinde var. Onu ben şöyle kutusuna kaldırayım poşeti bari yeme yani Maviş. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi çok merak ettiğiniz sağlık tohumumuz. Tahmin edemediğiniz dalları. Bakın Maviş ne göstersek hemen. Yani buradaki yemleri forpus papağanı çok seviyor özellikle. Ben birçok yem karışımını denedim. Artık sabitim dediğim, böyle sabit yedirdiğim kuşlarıma yemlerim bunlar. Ve vitamini zaten daha önce vitamin videomuzu çekmiştik. Vitamini de pet shop'tan ya da işte ne bileyim veterinerden falan almıyorum artık vitaminleri. Çünkü hem emelleri çok ufak hem de katkı maddesi çok. Kendim hazırlıyorum. Vitamini merak eden arkadaşlar videolarımızı izleyip oradan kendileri hazırlayabilir özellikle. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım e, sorularınızı cevaplayabilmişizdir. Umarım katkı sağlayabilmişizdir. E, özellikle şunu da söyleyeyim. Artık Instagram'dan sadece sahiplendirme yapıyorum. Sorularınızı orada cevaplamıyorum. E, YouTube'da videolarımızın altına yazdığınız soruları cevaplıyorum. Sonra bana kızıp abi Instagram'dan yazdık cevaplamadın demeyin. Mümkün olduğu kadar bütün soruları cevaplayıp onlara videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani emek veriyoruz ona. Ama Instagram'a o konuda yüklenmek istemiyorum. Çünkü orada sahiplenme takipçimiz çok fazla. İnsanlar sürekli kuş istiyor bizden. Youtube'dan bilgileri size aktaralım. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Hepiniz sağlıklı kalın. Ee, kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın. Ki videolarımızın devamı gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.